Merhaba arkadaşlar, Açık Size TV'de Dil Anlatım 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Ahmet hocamızla. Evet, anlatım bozukluklarını bitirdik abi. Şimdi özellikleri. Şimdi anlatım özelliklerine geldik. Arkadaşlar, YGS, LYS garanti soru kalıbı. Hem YGS'de hem LYS'de. Yani YGS çok garanti vermeyeyim ama LYS'de her sene çıkan bir soru kalıbı. Konu diyelim size. Ama Açık Size'de de? Tabii tabii, Dil Anlatım 3'ün garanti sorularından. Garanti yani. Şimdi arkadaşlar, anlatım özellikleri açıklık, duruluk, özlülük, özgünlük, yalınlık, evrensellik, bla bla başlıkları var. Şunlara bir ufak ufak bakacağız. Açıklık, anlatımın hiçbir tartışmaya açık olmadan tek bir yargıyı ifade eden şeklidir. Anlaştık mı abi? Hani açık açık konuş, aleni konuş. Anlaştık mı? Hani böyle deriz ya. Hani işte bir tartışmaya mahal vermez o. Herkese göre aynıdır. Açık konuşmuş. Nesnel cümleler. Yani nesnel. Evet, anlaştık mı abi? Duruluk nedir? Duruluk. Anlatımda gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Şimdi sade diyecektim de söylemiyorum. Yok. Gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Mesela? Hatırla bir önceki videoyu. Anlatım bozukluğu videosunu hatırla. Gaye ve amaç. Amaç değil mi? İşte tek amacı ve gayesi sınavı kazanmaktı. Sallıyorum. İşte bak, bu duruluk ilkesine aykırılıktır. Anladın mı? Gereksiz sözcük kullanma. Ne kadar sözcükle anlatabiliyorsan o kadar sözcükle anlat. Gereksiz konuşma. Geldik yalınlık. Yani sadelik. Anlatımın süsten, gösterişten uzak olmasıdır. Sade olmasıdır. Anlaştık mı abi? Tamam hocam. Diyelim, devam edelim. Geçtim. Akıcılık. Anlatımın pürüzsüz olması. Hani akıyor deriz ya. Abi bir roman okudum, çok akıcı ya. Bırakamadım falan. Romanı. İşte budur. Hiçbir söz engeline uğramadan akıp gitmesidir. Tizi reftar olanın payine damen dolanır. Bu çok akıcı değil bari hocam. Bak akıcı. Bak. Okuyucuyu boğmaz. Okuyucu okuma işinden haz alır. Ses akışını bozan eklere, sözcüklere yer verilmez. Bak akıcı demek. Akıcı demek ağır bir dil kullanmak demek değildir. Veya kullanmamak demek değildir. Sadece o dili bozan eklere, sözcüklere yer vermemektir. Tamam. Bak benim okuduğum mısra gayet de akıcı. Tizi reftar olanın payine damen dolanır. Söylenebiliyor. Ama şimdi bir şey daha vereyim mi? Çekoslovakyalılaştırabildiklerimizden misiniz? Burada akıcılığı engeller bu. Anlaştık mı abi? Tamamdır abi. Diyelim okuyucu okuma işinden akıcı, zaten dedik ya, akıyor. Çok güzel okuyoruz. Haz alır. Diyelim doğallığa geçelim abi. İçtenlik, samimilik. Anlatımın yapmacılıktan uzak olmasıdır. Doğal olmasıdır. Samimi bir dille anlatılmasıdır. Hani yapmacık sözcüklere, kavramlara yer vermemektir abi. Diyelim, devam edelim. Geçiyorum. Özgünlük. Özgünlük sözcüğünün kökü nedir? Öz. Özdür. Ekine kökün ayır. Öz, özden. 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 Özgün. Özgün. Özgünden. Özgünlük. Özgün. Ben. Bana özgü. Bana özgü. Çok güzel. Yazarın kendine özgü bir tarzda yazmasıdır. Başkalarına benzemek taklitten kaçınmaktır. Bak, taklitten kaçınmaktır. Özgün bir eser oluşturalım. Özgün bir tarz yaratalım. Ama özgün. Taklit olmasın. Aynen öyle. Anlaştık mı? Özlülük. Özlülük bak, durulukla karıştırma. Duruluk gereksiz sözcük kullanmamaktır. Özlük az söz ile çok şey anlatmaktır. İşte atasözleri, özdeyişler, deyimler, değil mi? Bunlar nedir? Özlüdür. Az önce dediğim mısra mesela. Tizi reftar olanın payine damen dolanır. Ne demektir o? Tizi reftar, tez iş yapan, hızlı iş yapanın eteği ayağına dolanır. Anladın mı? Bak bu özlü bir sözdür. O kadar sözde. Yavaş yavaş anlatalım. Dersi de. Niye özlü olunca? Hani nereden bağlayacağım onu anlamadım. Şimdi hani acele edenin eteği. Sen mısraya gittin, anladım. Yok, yavaşız zaten. Veya işte ne bileyim, bir atasözü damlaya damlaya görülür. Bak onun üzerine 2 sayfa, 3 sayfa yazabilirsin. Küçük bir cümlede verebileceği en büyük her şeyi vermiş. Aynen öyle. Yoğundur bak. Yoğun anlatımlardır. Bak görüyor musun? Yoğun anlatımlardır. Tamam mıyız abi? Tamamdır. Devam edelim abi. Geldik evrensellik. Evrensellik. Bak, yazılanların sadece günümüz dünyasına değil tüm zamanlara hitap etmesidir. Değil mi? Tüm dünyaya da hitap etmesi olarak algılayabilir miyiz? Yani tüm zamanlara, tüm dünyaya. Anlık mesela. Ya biz dünyayı karıştırmayalım. O zaman şey. Çünkü evrensel olmak şeydir yani, zaman dilimiyle. Zaman dilimiyle. İfade edilir.
Mesela sallıyorum işte, aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. Yunus Emre'nin şiiridir. Yunus Emre 1300 yıllar, gelmişiz 2017'ye. İşte Leyla ile Mecnun mesela. Değil mi? Evrensel adam öyle güzel yazmış ki bak, günümüze kadar gelmiş yani. Hı-hı. Gelmiş. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir bak. Dadaloğlu. 17. 18. yüzyıl günümüze gelmiş. Tamam mıyız abi? Millilik yazanların genellikle milli ögelere zıt düşmemesidir. Yani milli konularda değil mi? Hani ne bileyim, tabii şeyin, yazarın da görüşüne bağlıdır bu. Onu da söyleyeyim yani. Hı hı. Milli konularda yazmak istemesi. Diyelim. Geçiyorum. Geçelim abi. Evet arkadaşlar, bir dersin sonuna daha geldik. YouTube'da Açık Ses TV'ye girerek sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'tan da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.